senin sırtında bir elbise görsem, senin sırtında fevkalade güzel bir elbise görsem, o bu elbiseyi yapan terzi ne muazzam bir ustaymış diyorum. Sırtındaki elbiseyi gördüğüm zaman, bunu yapan bir terzi var, ne muazzam terziymiş, ne muazzam sanatkarmış diyorum. Peki söyler misin bana, her gün kucaklayıp kucaklayıp götürdüğün karpuz ve kavunların üzerindeki elbiseye, ambalaja bakıp da karpuzu kesiyorsun. Dışında sert mi sert, kalın mı kalın bir yeşil bir ambalaj, bir elbise, bir kabuk var. İçini açıyorsun, hamuru pişirilmiş, şekeri katılmış, şerbeti ayarlanmış, rengi verilmiş, boyası ayarlanmış, her şeyiyle mükemmel bir organizatör ile meydana gelmiş bu muazzam karpuzun dışına o elbiseyi getiren, o ambalajı getiren, içinin hamurunu pişiren, şekerini ayarlayan, şerbetini ayarlayan, rengini boyasını veren, bunu pişiren, bunu hazırlayan kudretin Allah olduğunu, bunun sanatkarının, bunun imal edicisinin, bunun yapıcısının Allah olduğunu hiç mi kabul etmiyorsun? Allah! Sırtındaki bir elbisenin bile bir yapıcısı var. Bu kavunların, karpuzların ambalajını tabiat mı koydu? Tesadüf var mı? Eğer o karpuzun dışındaki kabuk da içi gibi yumuşak, hamur gibi yumuşak olsaydı, böcekler, sinekler nüfuz edecek, sana yiyecek maddesi kalmayacaktı. Eline aldığın portakala niçin bakmıyorsun? Portakalın dışında öyle bir kabuk var ki ispirto ile, zehirle dolu. Portakalın kabuğu ispirto, zehirdir. İçini açıyorsunuz, dilim dilim şeker fareler, baklava dilimleri yerleştirilmiş. Tesadüfen olsaydı, bunu doğa yapsaydı, tabiat yapsaydı, dışı gibi içi de zehir olurdu, ispirto olurdu, hiç yiyemezdin. Dışını ispirtolu bir ambalaj, bir elbiseyle kaplamış ki sinekler, böcekler yiyemesin de sana meyve kalsın, sana tabiat hizmet et. Bütün bunlara bakıp da Allah'ı anlamayan, Allah'ın varlık ve birliğini anlayamadan, inanmadan mahşere gelen, yeryüzüne dünyanın en büyük fabrikasını inşa etse, ebedi cehennemi kuracaktır. Kimse kurtaramayacak. Bizim devrim yobazları kurtaramayacak. Bizim küfür yobazları kurtaramayacak. Bizim batıyı alkışlayan gavur kayırıcıları, gavurları kayıranlar, Müslümanları ayırıp, gavurlara alkış tutanların hiçbirisi mahşerde bu kafirleri kurtaramayacaklar. Kurtaramayacaklar bunları. Herif Müslümanı ayıplıyor, kafirleri alkışlıyor. Gavur kayırıcı herif. Gavurları kayıran bir adam bu adam. Vicdansız nesil, imandan mahrum kalan nesil, eline geçirdiği gazeteyle durmadan İslam'a saldırıyor. Eline geçirdiği gazeteyle durmadan Müslümanların namusuna saldırıyor. Festivalleri, faşistleri, her türlü rezaletleri, gazino reklamlarını ilan ederek Müslümanların çocuklarını karnavallara, faşistlere, rezalete ve fuhşiyata teşvik ediyor. Böyle gitmeyecek. Siz ey Müslümanlar, Allah'ın zalimlere verdiği mühlet gitmeyecek mi zannediyorsunuz? Zalimlere bırakılan meydanlar ellerinden alınmayacak mı zannediyorsunuz? Mazlumların, Müslümanların ahı bunları kahretmeyecek mi zannediyorsunuz? Gün gelecek, horlanan, hakarete uğrayan, ayıplanan, kınanan Müslümanlar uyanacak, Müslümanlar kalkacak, Müslümanlar kalkacak, bunlara dersini verecek inşallah Teala. Dersini verecek bunlara. Karnaval nesillerine, bu Avrupalı züppelere, bu karnaval nesline, bu zina nesillerine derslerini verecekler bunlar inşallah.